bana sorsan milletin sokaklara dökülüp iyi fa isteriz diye bağırmasını gerektiren bir durum var ama henüz öyle bir noktaya gelemedik. Bakalım olacak inşallah. Yani bütün bu yeni dünya becerileri niye lazım? Çabasız yaşamak için lazım. Bu kadar çabaya gerek yok yaşamak için. Yaşam bu kadar zor bir şey değil. Bizim kapıda çabalayan kimse yok. Ben onu gördüm hatta. Saçmalıyoruz yani. Biz arka tarafta açık beyin olarak <laughs> Burada. Yok yok senin arka tarafta değil yani. yani genel açık beyin Kötü espri kontenjanın boşanmış onu <laughs> şey Bu da bence sıfırdan başladı. <laughs> Hayır burayı kestir. Hayatta kestir bak. Bir eğitimlerle alakalı bir ARGE çalışması yapıyoruz. Bu sefer bu ARGE çalışmasını kameranın önünde yapalım istiyorum gerçekten. Eğitim içerikleriyle Bütün alakalı. sırlarımızı ortaya <laughs> Aslında Atine sırlarımızı paylaşmak istiyorum. Çünkü bu kültürel anlamda da çoğaltmayı istediğimiz bir şey. Sadece karlı hale getirmeyi değil. Zaten açık beyin amacı ne abi? Bütün sırları paylaşıyoruz işte de. Da... Evet, evet. Yani bunu alıcısı paylaşmak... pek yok. Yani <laughs> bu sırlar çok... ağır geliyor. Ee, yani benim tahmin ettiğimin çok üzerinde var alıcısı. Tabii canım yani, tabii. Yani, yani global anlam şey daha doğrusu böyle ulusal anlamda bana sorsan milletin sokaklara dökülüp iyi faa isteriz diye bağırması <laughs> gerektiren bir durum var ama henüz öyle bir noktaya gelemedik. Bakalım olacak inşallah. <laughs> <şu an. gülüyor> bir adaptasyon sorunu paketi var önümüzde ve biz de açık beyin olarak burada topluma bakıp, toplumun hareketlerine, ihtiyaçlarına bakıp yeni sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. Birçok soru kalıbı birbirleriyle bileşkeli geliyor. Biz yaşamın gerçekleri diye tarif ettiğimizde hani hep bu sohbet problem arıyorsanız eğer al ekonomi ne biçim problem, bak siyaset buradan bakıyorum siyaset problemli, ben de buradan bakıyorum o da problemli falan şeklinde. Hayvanlar yiyor, <laughs> kadın cinayetleri var, küre ısınıyor. Gibi bir problem zinciri var. Bunların bir kısmıyla zaten ortak kümede ilgileniyoruz. Mesela bu iklim değişimi ile alakalı konuya yaşamdaşlık ve bağlantısallık üzerinden bambaşka bir yaklaşım zaten geliştirmeye çalışıyoruz. Ama burada mümkün olduğunca sahada bizi Hüseyin'i, e, Ayşegül'ü, Mehmet'i ilgilendiren, yaşadığı, acı çektiği ya da problem çektiği alanlara indirgemek ve bunun üzerinden bazı şeyleri doğru tespit etmeye çalışıyoruz bir yandan da. Gerçek yaşam problemleri. Evet hani bu biraz fazla afilli oluyor ama evet gerçekten de böyle gerçek yaşam problemleri. Bunun içerisinde down sendromlu okul dönemine gelmiş çocukların okula adaptasyonu problemi de var bunun içerisinde. Nitelikli eğitime ulaşamamayla alakalı çekilen ya da bilimsel anlamda nitelikli bilgi kalıplarına ulaşamamayla ilgili çekilen ve bunun sonucunda oluşan problem de var. Ya da biz daha ağırlıklı yetişkinlerle ilgilendiğimiz için yetişkin hayatımızın içerisinde kritik karar almalarımızı etkileyen, evliliğimizi, boşanmamızı, çocuğu, iş hayatını, kariyeri, parayı vesaireyi biz bunlara nasıl bakacağız etkileyen bir durum var. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Biz hayatla alakalı çok önemli, çok kritik, araba satın aldım, bunu verdim, bilmem ne yaptım sanki bunlar çok önemliymiş gibi hatırlıyoruz. Ama sonra geriye dönüp lütfen bir geçmiş hatırla dediğinde hatırladığın tek şey doğru zamanda derinleşmiş dostane ilişkilerle ölümün ve doğumun kritik etkilediği sosyal değerler olduğunu görüyorsun. Yani onlar böyle tuhaf katman Öteki taraf hiç hatırlanmıyor bile. Yani dünyanın en önemli şeyi biliyor musun? Gözlerim yaşarıyor, arabamı aldım dediğin şeyi 3 ay sonra hatırlamıyor. Gerçekten hatırlamıyorsun. Değer olarak bile kalmıyor işin içerisinde. Ama yan komşun ah az kaldı trafik kazası geçiriyordu. Bak gittik bilmem ne yaptı. Her zaman hatırlıyorsun. Çünkü o yaşamı başka bir tondan, başka bir yerden etkiliyor. Biz burada fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi şu. Şimdiye kadar yetişkinler için eğitim denilen şey sadece teknik eğitimmiş. Yani mühendislik, matbaacıyım artık matbaanın yeni teknolojilerini öğreneyim ki daha iyisini yapayım. Böyle bir eğitim. Ya da işte ne bileyim ben su tesisatçısıyım, buraların yeni çeşidi çıktı bunu öğreneyim falan. Bir tek öğrenme dediğimiz, yetişkinde öğrenme dediğimiz şey buradaymış. 1990'ların sonuna kadar. Şimdi 2000'lerden bu yana gittikçe hızlanacak bir şekilde yetişkinin hayatla ilişkisinde öğrenme katman katman geldi ve hani öğrenme magazinel bir kültür olarak da geldi sarımsağı bütün yük diye şakasını yapıyorum. Hani beslenme çeşitleri, uykunun biçimleri, işte öğrenmenin sekiz yolu bilmem ne gibi magazinel bir kalıpta da geldi. Sosyal hayat ya da adaptasyonda karşılaştığımız problemleri, psikolojik problemleri, duygusal problemleri anlama seviyesinde de geldi. Ya da felsefi anlamda, düşünsel anlamda, siyasal anlamda çok daha yukarıdan ve bilimsel bakmayı düşünmekle alakalı başka bir tavan daha geldi. Ve bu artık yetişkin hayatında hemen herkesin Farkındalar ya da değiller. Instagram kullanan herkes karşılaştığı içeriklerin artık dörtte birinde aslında bir eğitim içeriğiyle karşılaşıyor ya da Hani böyle dönüşüyor. Ki şey öğreniyor veya fark ediyor. Fark ediyor, öğreniyor, üzerine düşünüyor falan. Bu bazen ha nefes de böyle işe yarıyormuş falan. <laughs> böyle şeyler de olabiliyor. Yani çok basit ya da vasat seviyede de olabiliyor. Ya da daha entelektüel bir yerde de olabiliyor Burada gördüğümüz şeylerden bir tanesi eskiden alışıla geldiğimiz ve bildiğimiz bilimsel bilgi konularının dışında yeni bir gündem kalıbı daha var. Yani yavaş yavaş yeni dünyaya ait özelleşmiş bazı beceriler, tavırlar, bilgi ve içeriklerle ilgilenmemiz gerekiyormuş gibi görünüyor yukarıda. Bunlar eskilerde vardı elbette ama konu olarak ayırmamıştık. O kadar belirgin hale gelmemişti. Yeni dünyada daha elzem hale gelen beceriler. Evet, mecbur hale gelen beceriler. Bunlardan en temelde gördüklerimden bir tanesi artık gelecek çok tahmin edilebilir bir gerçeklikle önümüzde olmadığı için ya bak işte gerçekten kritik bir değişim. Tesla aynı anda iki şey birden yaptı daha doğrusu mask Bir yandan uzay aracı kollar aracılığıyla dünyaya tekrar kullanım için geri gelebildi. Öteki taraftan da sürücüsüz arabalar bilmem ne prototiplerini çıkarttı. Hani böyle bir değişimle beraber bir şey geliyor da tövbe estağfurullah ne geliyor belli değil şeklinde bir yapay zekayı da içerisine katarak söylüyorum. Bir tufan şeklinde teknoloji bir etkisiyle beraber geliyor ve bu sosyolojik olarak hayatımızı böyle bayağı dalgalar halinde de değiştiriyor pratikte. Bize yukarıdan baktığımızda hala eski hikayeye baktığımız için o kadar belirgin olmuyor ama alt tarafta bir sürü şey değişiyor. Bir sürü davranış, kullanım alışkanlıkları, ekonominin biçimi. Kimin eskisi gibi doktor oldum ve avukat oldum harikaymış, çok para kazanacağım gibi bir durum yok. Dünyada başka birileri çok daha veri bilmem ne işlemeyle alakalı bir oğlan çok daha sükseli ve havalı bir yere yerleşebiliyor. Bu yeni dünya becerilerini tarif etmek, problemi karşılığındaki işlevini bulmak ve bunlarla alakalı eğitim hazırlamak bizim açık beyindeki temel amaçladığımız başlıklardan bir tanesi. Problem ana işimiz ve probleme karşılık gelecek şekilde odaklamak, heyecanlandığımız hani argesini yaparken de keyif aldığımız konulardan bir tanesi. Özellikle benim sürekli romantik tarafa savrulduğum ve senin beni real dünyaya çekmeye çalıştığın kısımda da burası. Hemen genellikle böyle daha şiirsel tarafları anlatasın var ya insanlara ama bunların da çok önemli bir kısmının yeni dünyada ekstra acil ihtiyaç haline gelmiş kadim beceriler olduğunu da hatırlatmak lazım. Yani onları da işte birazdan konuşuruz üzerine. Yeni dünyada mesela en eski beceri olan kendini bilmek her zamankinden daha önemli. Yani e, bu, bu tuhaf bir halde bir gerçeklik olarak önümüze çıkıyor. Yani markalaşma çalışırken de benim kanaldaki videolarda da bahsini geçiriyorum. Yani ilk sorduğumuz bugün sesinle konuşurken sorduğum şey kimsin diye sormak zorunda kalıyorsun. Şimdi bak markalaşma gibi marketing bir konuda kendini bilmeyle alakalı bir tur dönmeye ihtiyaç var. Çünkü çok yapısal bir şey değişti. Kimsin sorusuna kabile dönemindeyken hiç kimse kendisine sormazdı. Başkasını söyle Sinan kimdiri söyle herkesin bilgisi vardır. Ama abi sen kimsini söyle. Bu çok iyi bir şeydi. Sinan söylesin ben kimimi falan. Öyle durulmayı isteriz. Hala zihinsel olarak bu durumda olunca hiç kimim ben ya da kendini bilmek ki ya da kendinle alakalı sınırları bilmek acayip bir boşluk oluşturuyor. Halbuki bu dönemde artık bir ihtiyaç, sabit ihtiyaç. Kendini tarif edemiyorsan kimse seni görmüyor. Ki kendini ne bileyim işte doğum yerin, takımın, dinin, makamın, mevkin, cinsinden tanımlamanın da sıfır işlevsel hale evet, geldiği bir evet, evet, Başka bir tanımlama. Ben bunu yaparım ve şununla ilgilenmem diyebilecek netlikte kendini biliyor olmaktan bahsediyoruz biraz da aslında. Onu çok net bilmek lazım. Ben bunu çok sıkıntısını çekmiş bir adam mesela. Belki de bu konuyla bu kadar uğraşmanın sebebi o. Sınırı olmalı insanın. Yani bir sınır koymalısın. Bu, bu şey bana çok komik geliyor da canlı yayında özellikle birileri çok düzgün bir yorum yazıyor ama yorumu atana bakıyorsun Excalibur 63 sen <laughs> <laughs> kimsin sen <laughs> o, o da öyle kendini öyle tanımlıyor işte Sarıpapatya.com falan yani hani... benim canlı yayında bitene vardı yani ne ya soru çok gerçekten iyi bir soru ama bu, tuhaf bir isim yani Klaus bilmem ne bir şey ve uydurma da bir şey yani vardır ya okuyunca ayıp olan isimlere benziyor böyle bir okumakta tereddüt ettim ee, işte eski Gizlenme hikayesinin internetteki versiyonu ya kimliksiz olabiliyorsun gibi ya. Yazıktır da o soruyu yazarken bir de kendini de koy şöyle ortaya. dedi ki bunu ben sordum da gerine gerine arkasında dur. İşte o kendini bilmeme hali ya da bilememe bununla uğraşamama hali böyle sinik yani. Sinik ne tür ki alaycı ya da böyle sak, sakınıcı, saklanıcı, güvensiz bir profil de oluşturuyor insanda yani. Ve ortama göre adapte olmak için çoğu zaman yalan davranışlardan medet uman sahte insanların miktarını da arttırıyor ki bunu internette çok rahat yapabiliyorsun yani. Ben kendim zamanında yaptım oradan biliyorum. <laughs> e, tabii tabii. E, i̇lk girdiğimizde ben de astrol değildim yani. Orada orada bir dalgalanma varmış. İlk önce biz buna e, bir, yani bir, birinci dalgalanma biz bunu hep binlik neyinlerin arkasında arkasına saklanmışız. Sonra yavaş yavaş kendi isimlerimizle var olduğumuz bir interneti tercih etmişiz. Şimdi tekrar geri dal dalganın geri dönüşü varmış. Tekrar insanlar evet kendi kimlikleriyle ...var olmamaya çalıştıkları bir evredeymiş. Korkutucu yine... bir genişliğe ulaştı muhtemelen. Bana <laughs> <Vallahi> beş milyar <laughs> adamla ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Nasıl yürüyeceğiz? Bu yeni dünyanın becerileriyle alakalı sevgili hocam. Direkt ben topu sana atayım. Sence beceri açısından adım adım üzerine konuşacak olsak neler var? Hangi başlıklar var? Tablette özellikle şeyi açtım şimdi. Birkaç gün önce mi? Dün mü? Evvelsi gün mü? O, Oya Geron'la yeni evet. bir eğitime başladık biz de. Ben uzun süredir bayağı heyecanlı beklediğim şeydi. Hakikaten çok yüksek giriş yaptık bu arada. Bu yaratıcı yapay zeka. Ee, evet, üretken yapay zeka. O zaten uzunca bir süredir anlatıyordu. Bizim en yüksek reytingli eğitimlerden beri. Şimdi birlikte bayağı bir süredir tabii o İngiltere'de oldu. Şimdi online çalıştığımız. E, üretken yapay zekayla yaratıcılık eğitimi başladı. Evet. Mesela şimdi orada da konuşurken biz normalde Oya'yla birlikte bir şey yaparken birbirimizin ne söyleyeceğini çok bilmemeye çalışıyoruz. Yani sürprizli ve doğuşkan oluyor. Fakat mesela açılışta yaptığımız muhabbet onun da benim de aklıma çok tuhaf şeyler getirdi ve şu anda teknolojide özellikle bu üretken yapay zeka dediğin merhaleyle beraber teknolojinin bize yardımcı olabilmesi, hele ki yaratıcılık gibi böyle çok üst düzey gördüğümüz ama aslında insanın çok Adi bir özelliğidir yaratıcılık bu arada çok net yani. Hepimizde var olan bir şeydir. Konuşurken bile yaratıcılık kullanıyoruz, laf üretiyoruz mesela. Bu lafların her birini düşünerek üretmemiz mümkün olmadığı için burada bir yaratıcılık sistemi kullanıyoruz. Bir insana böyle bir konuda teknolojinin yardımcı olabilmesinin en önemli şartı teknolojiden iyi yardım alan insanlara baktığında ne yaptığını biliyor olmak, kendini biliyor olmak. Bir hedefe, bir amaca kitlenmiş olmak ve mesela ne yapacağını bildiği için yapacağı konuda yardım almayı becerdiğinden daha odaklı bir şeyler yapabiliyor olmak. Şimdi orada konuşurken insanın kendini bilmesi zaten büyük başlık. Bizim ifa e ile e ima işte o hikayelerle devamlı konuştuğumuz konu zaten bu. O çetrefilli olarak gider. Belki de ömürlük bir çaba ama Başka beceriler çıkmıştı mesela. Bir tanesi dijital teknoloji kullanım kültürü diye bir şey. Şimdi dijital teknoloji kullanımı var. Herkes de var. Benim arka cebimde duruyor şu anda. Bana şah damarımdan yakın ama kültürümüz yok ki. Yani bunun mesela kullanmanın doğru yolunu bilen var mı? İşte adaplı ol kardeşim masaya cep telefonu öyle konmaz falan diye bir kuralımız var mı? Herkes tuvalette bile cep telefonu kullandığı bir dönemdesin. Onu geliştirmenin en azından kişisel bir kültür geliştirmenin ve bunun etrafa işlevsel bir örnek olmasının büyük ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü bu teknolojiler çok hızlı değişiyor. Biz buna alışamadan öbürü geliyor dijital kullanım kültürü gelişmezse bir süre sonra sadece yenilik takip etmekten iyice kendimizi kaybedeceğiz. Ve o oyuncakların büyüsünden dolayı oynamayı unutacağız. Yani oyuncağı anlamaya çalışırken oyun vakti gibi çok kıymetli bir şeyi kaybedeceğiz. Dijital kullanım kültürü geliştirememek ve şu anda senin pek sevmediğin, benim genellikle her ağzımı açtığımda dijitalin zararlarından bahsedesim gelen yerler var ya. Bu mesela insanın zayıflıklarıyla alakalı. Bir organizma olarak insan kendi ürettiği medeniyetin birçok bileşenine karşı kırılgan. Aşırı üretiminden kaynaklı aşırı bir iştahı ve doymayan bir arzu silsilesi var. E bu zayıflığı bilmediği zaman da ne olacak ki diyor. Mesela bizim çocuklara diyoruz ki yapmayın etmeyin mesela. Gerçekten ben evde hiç neredeyse cep telefonuma dokunmuyorum. Hiç dijital bilgisayarda özel bir işim varsa yapıyorum ve kapatıp gelip milletin yanına oturmaya çalışıyorum. Fakat yani bu kadar yapmayın, bak ben de yapmıyorum demez ama ne var ki sen de yap. Hani o zafiyeti bilmediğin zaman eğlenceymiş gibi geliyor o alıp götürdüğü hali. Mesela insan zaaflarını öğrenmek başlı başına bir yeni dünya beceriz. Açık gedik noktanı bilmiyorsan gemi su alır batarsın farkında olma. Gene gemi dedim bak. <laughs> su alır batarsın farkında olmazsın. Dolayısıyla o gediği doğru kapayabilmek, kendi önlemini kendin alabilmek için uzman tavsiyesine ihtiyaç duymayacak kadar kendi zafiyetini bilmen lazım. Ya biliyorsan ki tatlıya zaafın var, girmeyeceksin Gülloğlu'na bilmem nereye. Yani oralarda gezmeyeceksin, Karaköy'e gitmeyeceksin yani. Ya da mesela bu muhabbetimizde geçmedi. Ha onu biraz sonra söyleyeyim. Bir tane çok önemli bir şey var. Fikrini ve inancını değiştirebilmenin yollarını öğrenmek zorundayız. Bak mesela bu çok garip bir şey. Birçok insan fikrinin sağlamlığıyla övünme eğiliminde hala. Her an yeni bir şey öğrendiğimiz bir dünyada her öğrendiğimizde değiştiğimiz bir biyolojinin içerisinde yaşarken sabit fikirli olmayla övünmenin artık modasının geçmiş olması gerekiyordu. Geçmiyor. Şunu fark edince o kadar kolaylaşıyor ki o hikaye. Aslında senin fikrim dediğin şeylerin çok ciddi bir bölümü birinin tasarımı ve o tasarımları çeşitlemek değerli olan. Bu arada yeri gelmişken kabus spotunda koyacağım. Bu tasarım en iyi kitap okuyunca değişiyor. Yes, Çünkü aynen öyle. bir başkasının tasarımıyla en iyi kitapta karşılaşabiliyorsun. Evet. Filmde de biraz oluyor ama biraz oluyor. Kitapta çok oluyor. O yüzden kitap okumak değerli. İçindeki bilgisinden... Ben bundan daha kestirme bir yol biliyorum. Seni gıcık eden birisiyle oturup muhabbet edebildiğinde daha da çok değişiyor. evet. o, o mesela o çok zor. Bir insana zaten bir söyleminden, hareketinden, davranışından, yaşam tarzından dolayı niye gıcık olursun? Seni değiştirme potansiyeli vardır. Ve... Tabii popülist dildeki durumdan bahsetmiyoruz. Fikri seni gıcık eden insandan tabii, 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 yani böyle kaşı gözü değil o söylem seni sinir ediyor çünkü seni değiştirme potansiyeli var. İnsanın içinde bir yer o konfor alanı muhafaza etmek istiyor. Orayı bozmak istemiyor. Hele ki inançlar hep konuştuk ya ayağımızı bastığımız zihinsel zemin olduğu için. Burayı çok savunmak elimdeyiz ama en büyük hatalarımız da hep inançlarımızdan dolayı, fikirlerimizden dolayı yapıyoruz. Zihin aslında çok yaratıcı fikir üretebilir bir mekanizma. Fakat biz onu sabit bir yerde tutmayı öngörülebilir bir hayat için tercih etmeyi öğreniyoruz diğer insanlardan. Alvin Toffler demiş ya 21. yüzyılın cahilleri öğre, okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenemeyen, eskiden öğrendiklerini değiştiremeyen ve yeniden öğrenemeyenler olacak. Mesela un, unlearn ve le, relearn diye tabirler kullanmış orada. Tam Türkçeleri yok ama unlearn dediği, yani öğrendiğini bırakmak, salmak. Bir dakika ya yanlış biliyor olabilirim falan diyebilme becerisi. Benim bu devirde bence insanın en çok ihtiyaç duyduğu kas bunu geliştirmek lazım. Bunu yapabilmek için duygu farkındalığı gerekiyor. Bak bunlar hep bizim açık beyinde ana uğraştığımız başlıklar. Dikkat et. Ve bu yeni dünya becerileri işi daha birkaç aydır bizim gündemimize girdi. Yani masada yeni konuşuyoruz ama 8 yıldır biz mesela bunlara takıyoruz. Demek ki bir ihtiyaç var ki bizi dürtüyor. Mesela duygu farkındalığı, mindfulness, kendin farkına varmak, işte bedeninden gelen işaretleri okumak, bedenin ne dediğini duyabilmek meselesi. Aslında duygu farkındalığı bunun bir parçası. Duygunu fark ettiğin zaman zaten o hep savunduğun fikrin vicdanını rahatsız ettiğini bile duyabiliyorsun. Diyorsun lan bir dakika burada bir hata olmasın. Ben mesela evrimle ilgili yıllar önce böyle bir aydınlanma yaşamıştım. Bir dönem evrimcilere tırnak içinde çok kızıyordum. Dedim ki lan tamam kızıyoruz falan da var mı dedim alternatifin. Yani kendi kendime düşünürken. Çünkü içimde her itirazda bir şey diyordu ki yapma bak yarın pişmanca yapma. <laughs> mesela çok ilginç şunu da fark ettim. O vicdani ses yüzünden. O kadar senelerdir yazarım bak. Ben çok evrim karşıtı olduğum dönemlerde de yazarım. Neredeyse orada hiçbir yazılı kayıt bırakmamışım biliyor musun? Ya, o konu hiç kağıda geçmemiş. Değer görmemişim çünkü onu yazmaya. Evrim fikrine giydirmek yerine ya bunu acaba bir kritiğini mi yapsak? Hani aslında orada biliyorsun manevi inançlarla, tanrısızlıkla falan uğraşıyordum o dönemde mesela uğraşıyormuşum. Ama hiç ağzımda olanı kağıda dökmem. Şimdi emin değilim çünkü. Ve duygularımı okuduğumda fikrim değişti. Bayağı evrimci oldum bildiğin yani ondan sonra. Bu bir duygu farkındalığı fikir değiştirebilmek için, inanç değiştirebilmek için çok çok önemli. Çünkü duyguları overdrive etmen gerekiyor. Onları görmezden gelmen gerekiyor. Sabit fikir için. Normalde muhabbette geçmeyen ama konuşurken benim aklıma yap not aldığım bir şey var. Abi bu devrin en önemli becerilerinden biri karizma. Karizma. Şimdi karizma deyince de e, fuları takalım, saçları saçalım. Öyle bir şey değil karizma. Bence buna bir tane program yapalım bu arada. Karizma güzel başlık. Haklısın. Karizma internette bir yerde duydum ben tarifini. Yani daha doğrusu birinin özel bir tarifini duydum ve çok hoşuma gitti. Bana bazen diyorlar hocam çok karizmatik adamsın da Lan ne diyorlar diyorum yani tipe bak aynaya bakın ne karizması. Ben karizmayı hep böyle işte falan bir şey zannederim <laughs> yani lüle saçlar baklava <laughs> göbek falan. Şuymuş karizma ee, sanıyorum bir film yönetmeni ee, ismini hatırlayamadım. Bir insan bir ortama girdiğinde eğer çekinikse ya da eyvah ben bu kalabalıktan zarar görebilirim diye düşünüyorsa ya da çekinin ulan sizden şunu almaya geldim gibi beklentiyle giriyorsa bu çok antikarizmatik bir duruş. Karizma nasıl oluyormuş biliyor musun? Bir insan grubuyla ya da bir insanla karşılaştığında ben senin için buradayım. Sana bir şey vermek için geldim. Bunu dediğin zaman karşıdaki insanda enteresan bir güven oluşturuyor musun mesela? Şimdi bu nasıl oluşuyor? Yani karizma stüdyoda çalışılacak bir şey değil. Gerçekten insanlara ikram edecek neyin var onu bulmakla alakalı. Hop döndük kendini bilmeye. Kendini bilenin karizmatik olması buradan. Kendini ne kadar iyi keşfedersen insanı ikram edecek bir şeyin olacak. Şimdi bu devirde 5 milyar insanla hızlı internet bağlantısı aracılığıyla potansiyel olarak bağlı olduğun bir minvali düşün. Dünyayı değiştirecek bir fikrin, bir yardımın, bir çaren, bir merhemin varsa onu yayabileceğin en güzel zamandasın. Ama yoksa e, oynar durursun, kendini oyalarsın. O yüzden mesela bu anlamda karizma bence bu devrin en önemli... Çok güzel, değişik bir tarif oldu. Evet, evet. Yani. ihtiyaçlarından bir tanesi. Hep seninle konuşuruz. Orada da gündeme geldi. 6 ay sonra teknolojide ne olacağını kimsenin bilmediği bir dünyada bir tek kural kaldı. Bir tek değişmez kural belirsizlik. Bununla yaşamayı öğreneceğim. Belirsizliği plana dönüştürme alışkanlığından vazgeçeceğim. Planlarını dans edebilir planlara dönüştüreceğim. Esnek olmayı. Anti kırılgan olmayı. Anti kırılgan olmayı öğreneceğim. Mesela anti kırılganlık zaten başlı başına bir Mesela başlık. yaratıcılık da burada çok zaruri başlıklardan bir tanesi. Tabii. Çünkü önüne yeni koşullar gelecek. Yaratıcı Aynen. ol. İşte bu Mesela dansın yaratıcılığını hiç dans etmeyen bir adam olarak çok örnek veriyorum ya. <laughs> mesela belirsizlikle yaşamak hakikaten dansa benziyor. Acık kıvraklık öğreneceksin yani. Hani bir iki diyorlar ya, iki kıvraklık öğren biraz kadın olan Türk filmlerinde vardır ya. Onun gibi yani hayata uyum sağlamakla ilgili bir beceri aslında bu. Benim en çok sevdiğim, yani baştan beri söylediğim, belki can canında 50 kere söylediğimiz bir bilmiyorum diyebilmeyi öğreneceğiz. Çünkü bilmiyorum öğrenmenin kapısını açıyor. İki, nereden biliyorum diye soracaksın. Ve sonuçta hep aynı cevabı alacaksın. Yani bilmiyorum ki aslında. <laughs> nereden biliyorum sorusunun cevabı bilmiyorum. Öyle ezberlemişim, öyle demişler, öyle duymuşum. Bir başkasının tasarımını direkt ithal etmişim yani. Bunu anlayacağız. Ve son olarak e, yani orada gelen listemde kadim ve bilim ya da bilme arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Bunu bir beceri olarak da hayata yerleştirmek lazım. Yakın zamanda şöyle bir tanım geldi ya da ben geliştirdim bilmiyorum. Nereden duydum hatırlamıyorum. Bu tanım bana ait değildir. Bir yerden duymuşumdur. Kadim değişmez olanın bilgisi. Bilim, bilgi ya da zeka değişmekte olanın bilgisi. Değişmekte olan takip gerektirir. Kadim ise bilmeyi gerektirir. Kadimi bildiğin zaman insana dair değişmez olanların farkındalığıyla yaşarsın. Biri şey diyordu, artık şiir ezberletmiyorlar ve bu çok berbat bir durum. Çünkü şiir ezberlediğin zaman sadece bir söz dizgesi değil, bir kültürü cebinde taşıyorsun. Onun sana öğrettiği kadim kodları her gittiğin yere beraberinde götürüyorsun. Bir sohbette, alışverişte, otobüste, işte seyahatte orada burada. Bunlar seninle beraber gelip sana ışık tutuyor. Dolayısıyla kadim böyle hafızaya alınması gereken bir şey, içselleştirilmesi gereken bir şey. Bilgi ise metodik olarak neyle ilgileniyorsan takip edilmesi gereken bir şey. Değişenin bilgisiyle kadim kararlar alınamayacağı gibi kadim olanla değişebilir olan da açıklanmaz. Yani sen tutup da atalarımız söylemiş bilim yapmaya ne gerek var dersen bildiğin düz geri zekalı olursun. Ki bu geri zekalardan çok var piyasada. Kadimin yeri başka, bilimin yeri başka. Ya da New Age'lerde olduğu gibi işte yıldızlar aslında her şeyi çözmüştür falan filan. Öyle çalışmıyor bu iş. Astronomi yapacaksın. Yıldızların ne dediğini bilmek istiyorsan. Astrolojide uğraşıyorsan gene uğraş. Sen bilirsin. Ama astronomi başka bir şey. O başka bir şey. Bu tabii ki kişisel planda, şu yaşadığımız hayatta zayıflıklarını bilmek, kendini bilmek. Bunların hepsi bak dikkat et kadim olanlar. yapsaydın ya. Yaparım. <laughs> bu başlar acaba kitap yazsaydın. Yaparım. Olur niye olmasın? Yeni dünya <laughs> becerileri diye bir kitap yazalım yani. Ha, yani bu hani bunu başlıklandırmak bu, bu fena fikir değil bu arada. Seda abi. Vallahi <laughs> yeni dünyanın sessiz seni versiyon 2'ye bakıyor şu anda. Bu <laughs> bakalım daha onu bitiremedik. <laughs> Özetle yani bu devirde adaptasyon kapasitesi yüksek. Hani daha önce potansiyel konuşmuştuk ya gerçek insan potansiyelini ortaya koymak istiyorsan bulunduğun şartlar içerisinde bence benim taraftan bunları bilmezsen olmaz. Bunları bilmeyen evde kalır. Bilginin içerisinde bir sürü şey giriyor. Nörobilim anlayacağın temel düzeyde. Bilmiyorum. Bunlar zaten teknik beceriler. Bunları zaten sağlayabiliyoruz ve insanlar bunu öğrenebiliyorlar. Bilgi her yerden alırsın. Ama kadim konusunda açık beyinden başka uygun kaynak bilmiyorum yani. <laughs> bir rakip analizi yapmak lazım ama yok galiba. Bu yeni dünya becerilerini kendisini tarif etmede, bulmada, üzerine çalışmada gerçekten iyi bir standart. Bu arada uluslararası bir standart belirliyoruz. Böyle deyince bu kelimeler 40 yaşının üzerindeki insanlar için yeni ve tuhaf geliyor ya da yumuşak geliyor. Ama hep bunu videoların içerisinde söylüyoruz yani. IBM'in işe alım kriterleri aslında böyle oluşuyor. Evet, tamam öyle. Yani senden mühendislik detaylarını sormuyor. Odaklanma soruyor. Şimdi odaklanma sorunca hani odaklanma spiritüel alanın içerisinde bir konuydu. Yo değil. Bak başka bir alanın konusu. Hem neuroscience'ın konusu hem davranışsal bir konu bilmem ne. Psikolojik bir konu. Duygusal bir konu. E şimdi biz odaklanmaya ne yapacağız? Bir şey hani hiç yöntemsel tavır geliştirmemiş oluyor ya. Hazırlıklı değil. Odaklanmayla ilgili neyi düşünecek? Yani cep telefonunu kapatınca odaklandık mı şimdi? Falan ya da işte Oradaki aplikasyondaki küçük uyarıları kapatınca odaklan... Hayır öyle bir şey değilin. Bunun fikri odaklanma falan gibi bir sürü katmanı var içerisinde. Böyle tarif edince çok lezzetli oldu yani. Genel hikaye özellikle seni de kesmemeye çalıştım. Genel hikayenin akışında doğru bir yere de tekabül ediyor. Çünkü şunu da yapıyorsun. Kavramlar her değişim zaruri olarak... Kavramların içeriğini değiştiriyor. Ve biz bu kavramları 1990 kafasıyla modernist dönemin aklıyla ele alıyorduk. Şimdi bu odaklanma dediğimiz kavramı 2024 aklıyla tekrar tarif etmemiz gerekiyor. Egzersizini, alışkanlığını, ihtiyacını, hangi problemi gördüğünü falan. Şimdi mesela masada da bana soracak olsan işin içerisinde bir ara stajyerlerle beraber çok atölyesini yaptık. Mesela soru sorma diyeceğim. O kadar çok insan soru yani soru sorma zihnini o kadar geçemiyor ki. Hep cevapla ilgiliyiz. Hani hep olası cevaplar, cevaplar, cevapları buraya alalım, bunu da cebimize alalım, bu da burada dursun, bu, bu yarın öbür gün lazım olur. Kesin onun cevabını biliyorum falan. İşte soru sorma zihnine geçer geçmez zaten tasarım bozucu olmaya başlıyorsun. Soruyu kim sorar? Bilme. <laughs> Bilmediğini bilmeyen nasıl sorsun? Bil, ne diyorlar? Bilmiyor ki sorsun, sorsa bilirdi. Sormuyor ki bilsin, bilse sorardı. Güzelmiş. <laughs> soru sormayı öğrenmek bayağı öğrenmek gerekiyor. Yani biz atölye çalışması yaparken ilk iki seansta mesela çocuklar şeye dönüyor. Yazamıyorsun. Yani soru haline getiremiyor onu. Yani orada ya yani o bildiğim böyle hani eli alışkın olmayan adamın tersine gelme durumu var ya yani ona ona getiremiyor. Ancak üçüncü hafta, dördüncü hafta sonrasında bir soruyu bulabilme. Hani ben gerçekten ha bunu merak ediyorum galiba falan gibi bir şey var. Bir de soru sormanın öyle bir esprisi var ya bir kez düzgün soru sordum mu kazak sökmek gibidir o. Tak 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 o zaman o niye bu niye bu nasıl bu neden o öyle miymiş falan diye bir, hikaye başlıyor arka tarafta. Benim popüler realiste var ya bir tane gene onu da kaynağını hatırlamıyorum aparma bir söz ama bir kez diye neden diye sorarsan bilim insanı olursun. İki kez neden diye sorarsan Filozof olursun. Aynı konuda üçüncü kez neden diye sorarsan ve daha fazla artık beş yaşında bir çocuksundur ve bütün dünya senindir diye. E çok biraz güzel bir tanem gerçekten. Lazım. Evet geçenlerde rastladım senin bunu söylediğin yeri yerde de rastladım. O zaman da aklımda güzel kalmıştı. Bunların alt dalları, kırılımları bizi çok uğraştırıyor. Yani bunları bir kere insanların buna ihtiyaç duyduğunu anlatmak kolay değil. Çünkü hala senin dediğin gibi yeni dünyada eski hikayeyle yaşayan çok insan var. Hala diplomayı önemli bir şey zanneden var. Hala örgün eğitimden bir medet uman garibanlar var. Hala okul açan arkadaşlar var. Ali ne Haber. <gülüyor> <gülüyor> Ama o da o da lazım. Yani o, okullar o da olacak. lazım. Çünkü Tabii. bu yeni dönemin yeni bilgisini devşirecek yeni alanlar da lazım. Eskileri ha. dönüştüremeyeceğimiz belli yani. Şimdi Oralar mesela yani ben Ali Koç'tan beklentilerim var mesela. Yanlış anlamışsın bu fakir olan Ali Koç. Bizim eğitimci olan. <laughs> Öbür Ali, Ali Koç Bizim Ali Koç. Bizim Ali Koç. Şimdi çok idealist hedeflerle giriyor ama her seferinde o 3. 4. okulunu kurduğu için sistem onu öyle bir standartizasyonlarla boğuyor ki mesela işte yeni dünya becerilerine sahip yöneticilerimiz ve karar vericilerimiz arttığı zaman diyecekler ki açın şunların önünü bir açın. Açın denesinler. Ya kardeşim bu aile bu eğitimin parasını finanse ediyor mu? Bırakın istediği gibi yapsınlar. Ama buna izin verecek bir yönetici, lider yeni dünya becerilerinden en azından haberdar olmalı. Ben çok üzgünüm. Çok yetkin siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, sadece ülkemizde değil dünyada da tecrübeli insanlar var. Ama bu kadar hızlı değişen hikayede tecrübe bazen zehirleyici olabiliyor. Hele onlara takılıp kalabiliyorsan, eski söylemlerin bugün de aynı şekilde çalışacağını zannediyorsan Burada yanılıyor olabilirsin. Şimdi bir kitap okuyorum. O kitabı senin de okumanı arzu ediyorum ve onun üzerine bir can canan çekelim istiyorum. Bruce Lipton'la öbür abi, Bruce Lipton benim için ünlü olduğundan öbür abinin ismini hatırlayamıyorum ama Kendinden Evrim diye bir kitabı çıktı Türkçe'de. Çok başarılı yani yeni dünya becerileriyle ilgili olarak dünyanın nereye gittiğini çok farklı bir perspektiften insan evriminin geleceği ile ilgili konuşmuş anlatmış orada mesela doğanın o fraktal döngülerinden yola çıkarak anlamayla ilgili çok sevdiğim hikayeler var. Biraz da o taraftan bakarak doğada zaten bunlar hep öyle oluyordu biz yeni ayıyoruz durumundayız yani biz de o döngüyü yaşıyoruz aslında doğadaki döngüleri aynen insan da yaşıyor. Sadece doğayı bilmediği için bunun farkında değil. Ümit var olmak için çok sebep var ama insanların şu anki durumu pek ümit verici değil. Bunun bir update olması lazım. Yeni dünya becerileri bence bununla ilgili. Evet yani öyle ya da böyle o bu hikayeye çözüm üretilecek önümüzdeki 20, 30, 50 yılın içerisinde. Ve yapay zeka falan bu işe çok yardımcı olacak abi. Çok çok hakikaten yaratıcılığı çok destekleyen bir şeyler alacağız oradan biz. Teknolojiyle alakalı pozitif cümleler söylerken yakalıyoruz. Çok yani zaten bu hep vardı ama işte yapay zekadan öyle faydalanman için artık <laughs> baloncuk patlatmayı sınırlaman lazım. Yani ya da ne bileyim, sosyal medyada gezmeyi sınırlaman lazım ki oraya bir şey buyurabilesin. Prompt dediğimiz buyruklar veriyoruz ya biz ona. Oraya ne soracağını şu anda yapay zekada seksenimizin ilişki biçimi ne haber çektiği bitti. İyi <laughs> He he. Dil çıkarabiliyor musun? Bu. Yani evet, başka yani. bir şey yok. Halbuki yani işte başta başında basit eylemlilikler. Daha evvelden okuyamadığım rapor ya da pdf dosyalarını Özetlemek gibi basit eylemliklerde muhteşem. Hayatımı saatlerce kısalttık. Oyanın promptları sen hiç gördün mü? Eğitim falan izledin yok, mi? Yok henüz görmedim. Abi yani vallahi benim aklıma gelmişti demek isterdim ama gelmedi yani. <laughs> ya, yani chat GPT'ye resmen bir karakter giydiriyorsun ve sana mesela oturup başta başına bir zeka testi yapıp sonuçlarını çıkarıp grafiğe döküp raporluyor. Ve yani çok basit bir şeyle yapıyor bunu ya da. Senin için yaratıcılık egzersizleri düzenliyor mesela. Kendi yaratıcılığını arttırmak için bir de sana eşlik ediyor. İşte öğrenmede falan var ya bu kullanılıyor bir yardımcı olarak. Ama mesela ben hiç onun promptlarıyla uğraşmamışım. Çaktırmadan arkada deniyorum o ya. Thank you. <laughs> Güzelmiş. Bu. Müfredatta yenilemeler ve ilerlemeler oldukça bence dönem dönem paylaşalım hocam yeni başlıyor. Evet yani kitap dedin. Tabii bunların hepsinin bu arada amacını da söyleyerek bence bitirmek lazım. Yani bütün bu yeni dünya becerileri niye lazım? Çabasız yaşamak için lazım. <laughs> bu kadar çabaya gerek yok yaşamak için. Yaşam bu kadar zor bir şey değil. Bizim kafada çabalayan kimse yok. Ben onu gördüm hatta. Saçmalıyoruz yani. Bir an önce minimal çabayla optimal faydayı üretebilecek bir hatta gelmemiz lazım. Kendini bilen Rabbini bilir diyerek. Diyorsun. <laughs> Teşekkür ederim hocam.